Güzel. Ve geldik D seçeneği, E seçeneğimize. 300'den büyük kaç sayı yazılabilir? Bakın. Kaç basamaklıydı E seçeneğini çözüyorum. 3, 1, 2, 3. Şimdi kümemin elemanları da şunlardı. Şimdi 300'den büyük dediğine göre bakın. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. 6 olabilir. Yani 3, 4, 5 ve 6 ile kaç durum var? 4. Yazdım. Rakamları farklı demediği için 7 tane sayım vardı. 7 sayımın 7'sini de buraya yazdım. 7 sayımın 7'sini de ne yaptım? Buraya yazdım. Güzel. Şimdi dedim ki 28, 7 kere 8, 56, 14, 19. Yani 196. 196. Sonucuna ne yaptık? Ulaşmış olduk. Güzel. Şimdi bakın. Ama cevabım 196 değil. Cevabım ne? 195. Neden? Bakın. Şimdi bu değerler için konuşuyorum. Yani buraya 4 tane sayı yazdım ya. Bu sayılardan biri ne? 3. Olabilir mi? Evet. Peki 7 sayımdan ben 0'ı seçsem. Diğer 7 sayımdan da 0'ı seçsem. Bu 196 sayıdan içlerinden bir tanesi de 300 değil mi? Evet. Ve ben ne diyorum? Sayı 300'den ne olacak? Büyük olacak. O zaman benim bunu ne yapmam lazım? Atmam lazım. İşte bu 300 için. O 300 için ne yapıyorum? Bir tane çıkartıyorum. 195 tanedir diyorum. Yani normal hesabımı yapıyorum ama rakamları farklı demediği için bu varyasyonun içerisinde 300 de dahil. Dolayısıyla 300'ü ne yapıyorum? Atıyorum bir eleman için. Geriye ne kalıyor? 195 sonucu kalıyor. Bakın. Şimdi gelin. Şimdi olasılık konusuna gireceğiz ama ben size olasılık için bir formül vereyim. Ki zaten bir tane formülü var. O formül üzerinden bütün soruları çözebileceğimizi görelim. Şimdi sorunun üzerinde. Şimdi diyorum ki ben olasılık formülü için. PA yani A olayının olma olasılığı. A olayının eleman sayısı. Bölü tüm durum. Bu formülü kenara yazın. Şimdi bakın her soruyu nasıl olasılığa çevireceğimi görün. Dedim ki hemen bir örnek yapıyorum size. Aslında az önce çözdüğümüz örnekleri birleştireceğim. Dedim ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı yazılabilecek sayılar. Tamam. Bu kümeyi kullanıyorum. 3 basamaklı yazılabilecek sayılar. Bir torbaya atılıyor. İşte kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Çekilen kartın. Bakın A. Çekilen kartın üzerinde. Rakamları farklı. Çift sayı olma olasılığı. Kaçtır? Zaten soru kökünde olasılığı gördün mü? Bu soru ne sorusudur? Olasılık sorusudur. Şimdi benim A olayının eleman sayısı. A olayı dediğim ne? Rakamları farklı çift sayı. Doğru mu? Benim istenen olayım o çekilen kartın üzerindeki sayının rakamları farklı çift sayı olması. Güzel. Gelin C seçeneğimize bakalım. Bu kümeye ait rakamları farklı çift sayılar kaç tane? 30 buradan, 75 buradan, 105 tane. O zaman yazıyorum. 105 bölü. Paydaya neyi arıyorum? Tüm sayı. Neye yazmışım? 3 basamaklı yazılabilecek sayılar. Yani A değil mi? Burası. Orası da neye eşittir? 42 çarpı 7'ye. Değil mi?
Şimdi ben ne yapıyorum? Sadeleştireceğim. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 15. 5'e böldüm ya da 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 14. İşte sayının olasılığı buymuş. 5 bölü 14 imiş. Yani istediğim anda, istediğim her soruyu olasılığa çevirebilirim. Nasıl çevirdiğimi gördünüz. Gelin bakın bir tane daha çevirelim. Mesela dedim ki gene B seçeneği. İşte 3 basamaklı işte yazılabilecek sayılar torbaya atılıyor. Tamam? Aynı onun gibi. Diyorum ki B çekilen kartın üzerinde 400'den büyük 5 ile bölünen işte rakamları farklı sayı olma olasılığı nedir? Şimdi benim istenen durumum böyle tüm durumu. Şimdi diyorum ki istenen durumum ne? 400'den büyük 5 ile bölünebilen ve rakamları farklı. Ben sanki onu bir yerden tanıyorum. Rakamları farklı. 400'den büyük 5 ile bölünebilen. Doğru mu? Ben zaten onu yazdım. 15 buradan. 10 buradan 25. İstenen durum 25. Tüm durum neydi zaten? 42 çarpı 7 idi. Dedim ki bunlar zaten sadeleşmez. Burası 25. Burası da 294. Demek ki olasılığım neymiş? 25 bölü 294. Yani istenen durumu yukarıya, tüm durumu aşağıya yazdığın her soru bir olasılık sorusuna ne yapacaktır? Karşılık gelecektir. Lütfen bunu unutmayınız. Her soruyu istediğim anda olasılığa çeviririm. Gördüm bakın C sorusunu, B sorusunu hepsini ne yaptım? Olasılık sorusuna çevirdim. Ne yaptım? İstenen durumu buldum. Yukarıya yazdım. Zaten bulmuştum. Aşağıya da tüm durumu buldum yazdım. Zaten bulmuştum. Sadece onları ne yaptım? Oranlamak kaldı. Oranlarsan olasılık olur. Temelde olasılıkta asla varsa korkulacak hiçbir şey yoktur. Ki zaten permütasyon içerisinde de bunu ne yapacağız? Konuşacağız. Şimdi gelin bir örneğimizle daha devam edelim. Bu da ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularından bir tanesinin benzeridir. Diyor ki 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile rakamları farklı sayılar. Dedim ki sayılar kaç basamaklı? Ne bileyim ben. 1 basamak, 2 basamak, 3 basamak, 4 basamak önemli değil. Bilmiyorum. Tek bildiğim bir de ne var? Rakamları farklı. Ne yapıyormuş? Küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Güzel. Baştan 51. sayı. Şimdi bak. A seçeneğini çözmek için. Basamak belirtmediği için. Benim sayıları tek tek ne yapmam lazım? Yazmam. O zaman dedim ki bir basamaklı. Çektim çizgiyi. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç durum var? 5. Güzel. Kaçıncı sayıya kadar gitmeyi hedefliyorum? 51. Güzel. Dedim ki 2 basamaklılar. 5 dedim buraya. Rakamları farklı dediği için de 4 dedim. Etti 20. Şu anda kaçtayım? 25'te. Dedim ki 3 basamaklı. 5, 4 ve 3 değil mi bu da? Kaç etti? 60. Şimdi bak topla bunları. 60 buradan yazdım. 20 buradan yazdım. 5 de buradan yazdım. Etti 85. Ama benim aradığım sayı ne? 51. sayı. O zaman dedim ki dur. 3 basamaklıların tümünü yazamazmışım ben. O zaman 3 basamaklıları ne yapmam lazım? Sırasıyla yazmam lazım. Hangi sırayla? Tabii ki küçükten büyüğe. Dolayısıyla dedim ki 3 basamaklılarda en küçük sayı bu kümeye göre 1 ile yani 100 ile başlayan sayılar değil mi? Evet, yazdım 1. 100 için 1 yazdım. 5 sayım var. Birini yazdım, kaldı 4. Birini yazdım, kaldı 3. Etti 12. Hala vaktim var. 32-37'deyim. Güzel. O zaman devam ediyorum 3 basamaklılarda. Bu sefer kim için diyorum? 2 için.
Gene bir durum var. 4, 3. Kaç etti gene? 12. Güzel. Topla 24, 44, 49. sayı. 200'lü yani ikili basamaklarda yani 200'de başlayan en büyük sayı. Doğru mu? Şimdi 50. sayımı ve 51. sayımı yazacağım. Bak şimdi. İkiler yani 200'lü sayılar bittiğine göre sırada kim var? 300'lü. Yani benim 50. sayım 300'de başlayacak. Doğru mudur? Evet. Ne olacak? Rakamları farklı olacak. Bir de en küçük olacak. O zaman 3'ü kullandım. En küçük neyi kullanacağım? 312. Benim neyim oldu? 50. sayım. Dedim ki 51. sayım 313. Olmaz. Çünkü rakamları farklı demiş. O zaman 314 benim 51. sayım olacaktır. Yani biz bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Bu şekilde. 3 basamaklarının tümünü alsaydım olmazdı. O yüzden ne yaptım? Basamak basamak ayırdım. Yüzler yani 100'le başlayanlar, 200'le başlayanlar bitti. Baktım geriye ne kaldı? 2 sayım. Hop 2 taneydi. Ne yaptım? 300'le başlayanlar yaptım. Çünkü bunları topladığımda yani 5, 25, 35, 37, 47, 49. Şu anda 49 sayı yazdım. Bu 50. bu da 51. dedim. Ve işte bu şekilde ne yaptım? Dizayn ettim. A seçeneğinde çözüm işte bu şekilde olacaktır. Yani tek tek ne yaptım? Sayıları bu şekilde düzenledim.